Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yine otostoptayız. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Bu kez Ezine'ye doğru gideceğiz. Tabii gidemezsek de artık minibüse bineceğiz büyük bir ihtimalle. Çünkü neden? Şimdi buralar sayfiye yeri olduğu için, tatil yeri olduğu için arkadaşlar, genellikle insanlar aileleriyle beraber araçlarla yolculuk ediyorlar. O yüzden dolayı almama gibi durumlar oluyor veya çok uzun süre. Ve yine tarafa gidiyorum, beni de al. Vallahi durdu mu? Dur. Vallahi durdu mu? Ulan durur mu hiç? Hiç durur mu aga ya? Ben bir insan motoruna şimdi 25 kuruş yakıyorken kilometrede ben bindiğim zaman herhalde 60-70 kuruşlara fırlar. Vallahi bekliyoruz. Kışın buralarda daha iyi otostop çekileceğine eminim. Çünkü neden? Aileli yolcu olmaz. Bakın her arabada bakıyorum böyle, her araçta hemen hemen bir aileli yolculuklar söz konusu. Bakın full dolu. Zaten bu uçuş kargo almaz. Bu vatandaşın eşi yanında. Belki bu alır be. Pek bir alacak gibi duruyor. Ama almaz ki, bu da almaz ya. Şansımız yok ki anasını satayım. Hiç valla. Neyse, Allah'tan gölgelik yerdeyiz arkadaşlar. Ağaç bize gölgesini esirgemiyor. Onun için durabiliriz. Ne diyelim, şöyle de koyalım kameramızı. Şöyle kalsın şurada. Ulan bu ahtapotu da kullanmayı bir türlü öğrenemedim ben ha. Haydi. Ne oldu buna? Böyle gölgede otostopumuzu çekelim. İnşallah boydan alıyordur ha. Yok aga, duracakları yok. Bugün hiç ümitli değilim ben. Duruyorsa zaten mutlaka ve mutlaka iyi bir araç dursun. Eski araç durmasın. Ulan şimdi bu Murat 100 Kartal araç duruyormuş, alma gülerim ha. Bu da durmadı. Durmuyor. Şimdi birkaç arkadaşımızla WhatsApp'tan görüşme imkanım oldu sevgili arkadaşlar. Abi senin araban vardı, ne oldu, neden arabanla gitmiyorsun gibi birçok sorulara denk geldim. Yani bu işin zevki bu arkadaşlar. Yani zevk için yapıyoruz bunu. Yoksa arabamız olmadığından, yoksa paramız, imkanımız olmadığından dolayı değil. Bu artık bir zevk meselesi. Değişik insanlarla tanışmak, böyle yolculuklar etmek bence çok zevkli. Devamlı videolarda izliyordum YouTube üzerinden özellikle. Şimdi aynısını ben yapmaya çalışıyorum. Tabii şu anda yazlıktayım ama ileriki günlerde İstanbul'a döndüğüm zaman ne bileyim, İstanbul'dan mesela Bolu'ya otostopla gitmeyi deneyeceğim. Ne bileyim, Bursa'ya gitmeyi deneyeceğim. Bu tür olaylar da yapacağız. Bir Türkiye'yi şöyle kısa kısa turlar halinde dolaşmak istiyorum. Bir dahaki yaza Allah kısmet ederse tabii komple bir Türkiye turuna çıkarım bu şekilde. Şöyle oturarak çekelim değil mi ya? Dur bakayım. Bu duracak gibi ha. Duran yok. Şu kamerayı böyle kendime doğru alayım da biraz. Bu arada Ezine arkadaşlar mandıralarıyla, peyniriyle meşhur bir yerimiz. Oraya gideceğiz. Peynirci arkadaşları sizlere çekeceğim. Çok güzel peynir üretiyorlar. Yağlı, yağsız, ne bileyim çeşit çeşit peynirleri var.
onların sizlere tanıtımını da yapacağım. Böyle oturarak da pek böyle bir large bir otostopçu oldum değil mi? Herkes ayakta böyle çekiyor, ben oturarak çekiyorum. Oturarak otostop çektik. Yani burada psikolojik baskı yapıyorum aslında. Nedir biliyor musunuz psikolojik baskı? Çok yoruldum, ayakta duracak halim yok, ne olur beni alın modundayım şu anda. Acaba hiç oturarak otostop çeken oldu mu ya? Bir iki de herhalde ben şey yapacağım ha. Herhalde öyle zannediyorum. Ulan keşke karton yazsaydım ya izine diye. Eyvallah bak selam verenler var ama hiç alanlar yok. O harika kasayı atlardık ya ne olacak ki? Ulan tersten bir şey mi geliyor? Vay adam ATV ile geziyor vallahi, yengeyi de atmış arkaya. Burada kalacağız gibi herhalde ya. Vallahi kalacağız gibi gözüküyor beyler. Özgürlükçü ruh işte bu olması gerek ha. Ulan ben senelerdir bu işi niye yapmıyorum ki böyle? Özgür ruh bili. Ama sonunda herhalde ben parayla bineceğim arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Bu sarılı alır belki ha. Burayı durdu. Aha da durdu. Durdu. Evet, peynirin başkentine geldik sonunda. Bulutlu bir hava, rüzgarlı bir hava. Sıcaktan tabii bitap bir haldeyiz fakat bakın hiç ter yok. Genellikle buralarda Ezine peyniri çok meşhur olduğu için, peynirin başkenti diye geçtiği için yol kenarlarında özellikle bu Çanakkale Edremit yolun üzerinde bakın bu bölümde olduğu gibi şu kenarlarda bakın Ezine peynircilik var orada hemen. Hemen ileride tekrar var, ileride tekrar var. Bu bölümlerde yine var. Tabi bir şey meşhur olunca herkes tüm üretici satmak istiyor. Burası da turistik bir bölge ve yoldan geçen çok sayıda araç olduğu için bu araçlar burada durup peynir ve özellikle zeytinyağı, sıfır numara zeytinyağı almak için duruyorlar. Şimdi Ezine'nin merkezine doğru bir geçelim. Çiftçiler hep kahvede arkadaşlar. Oturuyorlar böyle sıcağında. Hemen biz de Ezine'nin içine doğru gidelim. Güzel bir kasaba diyelim. İnsanı cana yakın. Herkes ilgili, alakalı. Bir şey sorduğunuz zaman hemen cevap veriyorlar. Yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bu da çok önemli bir özellik. Bazı yerlerde maalesef terslendiğimiz bile oluyor. Fakat onları kamerada göstermemeye çalışıyoruz. Genellikle insanımızın sevecenliğini, yardımseverliğini, paylaşımını göstermek daha iyi diye düşünüyorum. Şimdi hemen girişte bir tane Opet Aygaz benzinlik bulunmakta. Hemen arkasında ufak bir otogar var. Hemen girişi bakın burada terminal. Binası burada. Ezine Belediye Terminali diye geçiyor. Hemen arkada Cami-i Şerifimiz gördüğünüz gibi. Çift kubbeli. Şimdi Ezine hakkında anlatılacak bir diğer şey ise karpuzu ve kavunu çok meşhur. Leziz, kolay gelsin. Leziz kavun ve karpuzları bulunmakta bu güzel kasabamızın. Yol boyunca sizleri karşılayan çınar ağaçları ve gölgeleri de mevcut bu şirin kasabamızda. Şimdi çarşı işine doğru yürüyoruz. Bakalım çarşıda neler göreceğiz. Yine yol kenarında olduğu gibi peynirciler var mı? Hemen burada bir tane daha var peynirci. Ve zeytinyağı satıyor. Evet, fiyatlar dediğim gibi 40 ila 59 lira arasında değişiyor. Peynirin kilosu tabii hepsi orijinal %100.
mandıralardan kullanılıyor üstü. Herhangi bir karışım yok. Genellikle köy üretimi, fabrika üretimi değil. Tabii fabrikalar burada var ama genelde köylülerin üretmiş olduğu peynirler ve zeytinyağlar satılıyor. Kahveler tıka bası dolu. Hasat zamanı bittiği için herhalde tüm köylü kesme, yani milletin efendisi kesme kahvelerde sohbet ediyorlar. Sosyal mesafe var mı? Hayır, yok. Ağızlarında görmüş olduğunuz maske var mı? Birkaçında var. Şimdi birazdan göreceksiniz arka fontta. Sadece bir amcamız da var. Diğerlerinde maalesef ve maalesef maske yok. İnsanlar iç içe oturuyorlar. Abi kolay gelsin. Daha var mı çarşıya? Çarşıya az kaldı. Tamam, sağ ol. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Burası neymiş abi? Orman Müdürlüğü. Evet, Orman Müdürlüğü'nün olması gerekiyor buralarda tabii ki. Neden? Çünkü az ileride Kaz Dağları başlıyor. Ülkemizin en temiz havasının ve oksijeninin bulunduğu yer Kaz Dağları. Evet, sokaklar tipik Trakya sokakları. Bizim Lüleburgaz'ın sokakları da bu şekilde. Geniş geniş sokakları var. Evet, insanlar maalesef çiftçi kısmı dediğim gibi kahveleri doldurmuş durumda. İnsanlar zamanını bu şekilde çalışmadıkları zaman, tarlada olmadıkları zaman böyle kahvehanelerde geçiriyorlar. Hemen burası otoparkıymış. Pazar yeri otoparkı. Burada büyük ihtimalle pazar kuruluyor. Şu anda pazar yok. Taze taze ürünler. Evet, dükkanların olduğu bölümlere geldik. Burası çarşı diye tabir edilen yer olması gerek. Çeşitli alışveriş yapabileceğiniz mağazalar. Bakın, kışlıkların hazırlanması için cam kavanozlar şu anda yığılmış durumda porselencinin önünde. Bakın, koli koli. Tabii yaklaşık 10 gün sonra kışlıklar başlayacak artık. Domatesler, işte biberler, ne bileyim artık salçalar hep bu kavanozların içine girecek. Bizim ülkemizde biliyorsunuz özellikle bu tür böyle daha kasabavari olan yerlerde marketlerden pek salça alınmaz. İşte domatesli kahvaltı alınmaz. Hepsi kıştan, yazdan hazırlanır. Dolaplara, derin donduruculara konur ve kışın hepsi yenir. Öyle pek salça kültürü, gidip marketten alayım vesaire yapılmaz bu bölgelerde. Onun için hepsi maşallah sağlıklı insanlardan oluşuyor. Çünkü neden her şeyin doğalını yiyorlar? Her zaman da inşallah öyle olmaya devam eder. Genç nüfus bize lazım değil mi? Genç ve sağlıklı nüfus. Dediğim gibi halkı çok sevecen, yardımsever, insanlarla alakalı, mutlu insanlardan oluşuyor burada. Genellikle insanların hasattan çıktıkları için yüzleri gülüyor. Hasat mevsimini en iyi bilenlerden biriyim. Hasattan sonra çiftçinin yüzü güler. Harcayacak para, harcayacak yer arar. İşte ne bileyim, tarla alır, arsa alır, işte traktör alır, ne bileyim. Bu tür şeylere bir dahaki seneye daha iyi hazırlanması için parasını harcar, yastık altı yapmaz, ekonomiye katkıya devam eder. Burası da öyle bir yerlerden bir tanesi. Bu arada biz çarşıya geldik herhalde. Çarşı burası mı? Herhalde burası. Arkadaşlar bakın, çarşı burası, meydana herhalde büyük bir ihtimalle. Biz bu yoldan geldik.
Bu şekilde çarşı devam ediyor büyük bir ihtimalle, evet. Buradan bu şekilde yine bir çarşısı var. Evet. Güzel bir yer dediğim gibi. Evet, tam meydana geldik. Selamünaleyküm. Tam meydana geldik. Bakın. Çay da biz içelim. Bu arada burada çaylar 1 lira. Yani Ayvacık'ta öyleydi ama burada ne kadar acaba? Bir yerde oturup bir çay içelim bu çınarın ağacının altında. Bir çay içelim bakalım. Nasıl acaba? Hem fiyatı da görelim. Oh mis gibi. Burası serin. Şöyle bir masaya oturalım. Selamünaleyküm. Böyle oturalım mı? Evet, şu anda tekrardan merhaba. Var. Şimdi Ezine'de gezimiz devam ediyor. Ya burası güneşin alnında. Bakın, etrafta fazla bir ağaç yok, gölge yok. Güneşin alnında dükkanlar kavruluyor resmen. Birazdan Geyikli'ye doğru geçeceğim. Haberiniz olsun, Geyikli'yi de sizlere göstereceğim. Çok güzel bir sahil kasabası olduğundan bahsediyorlar. Yaklaşık buraya 20 kilometre uzaklıkta olan bir yer. Bakalım, araç var ise araçlara yine otostop çekeceğiz. Bir Geyikli'yi de gezelim otostopla. Ondan sonra tekrardan Ayvacık'a geri dönüş yapacağım arkadaşlar. Ne diyelim? Ezine'den sizlere aktaracaklarımız, göstereceklerimiz bu kadar. Çok fazla sıcak maalesef. Ondan dolayı güneşin altında da fazla dolaşmak istemiyorum. Her ne kadar başımda şapka olsa da. Şimdi bu postanenin, bakın burası postane binası. Postanenin hemen bu köşesinden yol Geyikli'ye gidiyor dediler. Ve o yol üzerinde Geyikli'ye yolculuğumuz başlıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Allah'a ısmarladık. Bu arada burayı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın, burası bir dere yatağı. Şu anda içinde herhangi bir su yok. Devletimiz Ezine'de bakın ne kadar büyük bir yatırım yapmış. Buradan böyle yüzlerce metre uzağa, buradan da böyle artık kilometrelerce diyeyim size, uzağa bir dere yatağı çalışması yapılmış. Kışın biliyorsunuz bölge çok kar ve yağmur alıyor. Yaz aylarının başında burada herhangi bir su taşmasına karşı, bakın, olduğu gibi betondan yapılmış. İnsanlar sele, doğal afetlere karşı koruma altına alınmış. Buradan yani bayağı bir gidiyor arkadaşlar bu bölgede. Sizlere şimdi burayı drone'la da çekeyim. Bir görün havadan da izleyin.